İyiyim, siz? Efendim, hoş geldiniz sizler de. Orhan Bey, Bülent Hanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Nasıl geçti? Sizler için hafta nasıl geçti? Nasıl yorumlar yapıldı yarışmamızla ilgili, seslerle ilgili? Kıyak. Kıyak. Sağ olun, teşekkür ederim. Her şey iyiydi. Söylenenler iyiydi, güzeldi, hoşumuza gitti. Gerçi 36 hafta programı yapmıştık daha evvel. Evet, geçen sene. İlkini de, bu dönemin ilkini de geçen hafta ve şu anda ikincisini yapıyoruz. Evet. Herkes başarılar diledi. Yine dört gözle beklediklerini söyleyenler oldu. Çok hoşumuza gitti tabii ki. Benim söylediğim gibi bu program yalnız eğlenceye yönelik değil. Hem eğlence, hem Türk müziğinin korunması, hem de dağarcığımızdaki bazı bilgileri anlatma ve Orhan bir dolu konular içeriyor. Orhan Bey, şimdi çok özür dilerim. Sözünüzü kestim. İzleyicilerimiz gülüyor. Kameraya yansımamış olabilir. Sizin konuşmalarınıza değil. Ben çarpıldım. Armağanı vantilatör ısırdı. Hayır, biraz çarptı. Önce. İşte o ısırdı, hani küçük elektrik. Sanıyorum yarışmacılar yaptı. Ne oldu Armağan? Sen çarptı. Bir şey... Çarpıldı mı? Bülent Hanım'a doğru çevirecektim, bildiğin çarptı. Ben de kendime doğru çevirecektim. Sakın. İlgi çevirmemiş. Evet. Pardon, vantilatör mü çarptı dediniz? Vantilatör çarptı. Elektrik var galiba. Elektrik çarptı. Yoksa bize bir kırıklığı, kızgınlığı yok herhalde. Yok. Yok, geçmiş olsun Armağan'cığım. Teşekkür ederim. Bu, ben yalnız biliyorsunuz, fenalık geçiririm. Bu saat sol tarafta diş, şöyle ortadan benim suratıma, her yerime vurmalı ki ben kendime geleyim. Ama çarpıyor. Çarpmaz beni canım, ne çarpması? Hayır, elektrik çarpıyor. Beni elektrik çarptı. Sen tutmayı bilmiyorsun. Erkırcım, bunu buraya ortaya... Tamam, duramam, size ayrı yoksa. Bir tane büyük var, onu... Ha, en büyüğünü tamam, bana tamam. Ki benim her yerimi şey yapsın. Ne yapsın? Ne yapsın? Ben bana fenalık geliyor, bilmiyor musunuz ayol? Ben aklımı serinleyelim diyorsunuz. Efendim? Serinleyeyim diyorsunuz, tamam, evet, onu evet, birazdan halledeceğiz inşallah. Çünkü Orhan Bey, özür dilerim, sözünüzü kesmiştim. Hayır, ben geri... Hepiniz hayat, öylesiniz. Teşekkür becler, ederim. Aman sütlü yarabbim. Kahveler, vizon gibi. Berhudar çok olunuz. Çok canım benim. Sözüm bu kadardı. Yani programı bekleyenlerin birçok olduğunu gördüm ve mutlu oldum. Şu anda ekranların başındadır o bekleyenler. Onlara buradan en candan sevgi ve selamlarımızı yollayalım. Sağ olsunlar, var olsunlar ve buradaki gönül dostları hep beraber yine güzel bir program yapacağımıza inanıyorum. İnşallah, inşallah Orhan Bey. Bülent Hanım, siz de çok güzelsiniz, yine çok şıksınız. Fakat ben sizi biraz sıkıntılı gördüm bugün aşağıda da. Canınız biraz sıkkın gibi. Ben evet, onu merak ediyorum. Fakat şöyle, bir reklam arasında da bir konuşalım. Çünkü reklamlara gidiyoruz. Öyle mi? Ama merak ediyorum. Peki. Ne paylaşırsanız bize. Müsaade ederseniz. Estağfurullah, eğer. Estağfurullah. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. Popstar Alaturka'da tekrar beraberiz sevgili izleyiciler, değerli konuklar. Tekrar hoş geldiniz. İlk yarışmacımızla devam edeceğiz ama Bülent Hanım, zannediyorum bir sıkıntısı vardı. Onu bir paylaşır mısınız bizle Bülent Hanım? Şimdi efendim, geçen haftaki ilk programımızda malumunuz vecile ben orucumu açamamıştım. Burada açtım, duamı ettim. Çünkü yetişemiyorum. Bunun için de fırsatım olmadı. Çünkü A plus bir kanal. Efendim, bütün bağlı olarak, zincirleme birbirine bağlı insanlar ve canlı yayının timingi, malumunuz vecile, bunu yazanlar da onu çok iyi bilirler ama işlerine gelmez. Ayrı kanallar olduğu için hep böyle nedense karalamak isterler. Bir kişi onu o şekilde yazmış. Ötekiler de onların arkasından gitti mi gitmedi mi, daha doğrusu bilmiyorum bile. Seyretmedim, bana söylediler. Dediler ki
Paris saatine göre açtı Bülent Ersoy demişler ve de efendim burada efendim göğüsleri çok açık, dekolte bir kıyafet ve Allah'ı anıyor. Hemen bu arada da efendim zamanımızda yaşayan en büyük ilahiyat profesörlerinden değerli büyüğümüz efendim Sayın Zekeriya Beyaz Beyefendi'ye de soru yöneltiyorlar ve Sayın Beyaz da diyor ki Allah'ı anışın, ibadetin yeri, zamanı ve kıyafeti olmaz. Mealinde efendim Zekeriya Beyaz Hoca söylüyor bunu. Evet. Evet. Birinci ağız. Tabii ki. Tabii ki efendim. Kaldı ki sayın hocamız sakın ola ki alınmasınlar. Şimdi yani bu açıklayışının ucu beni temize çıkarıyor da onun için efendim çok memnun oldum demiyor ama gerçeği bu. Doğrusu bu. Kaldı ki sayın hocamızı tenzih ederim efendim. Lütfen bağışlasınlar beni ama Müslümanlıkta Allah'la kul arasına aslında kimse de giremez. Kimse Allah'ın adına konuşamaz. Şu günahtır, şu falandır, şu şuraya kadar günahtır da buradan bilmem nesi bilmem nedir falan diyemez. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde son derece açık ve sarih olarak her şey madde madde yazılıdır. Her Müslüman bunu bilir ve ona göre hareket eder. Oysa ki Hristiyanlık aleminde olduğu gibi papaz efendinin karşısına Hristiyanlar geçerler, günah çıkarırlar. Papaz efendi de ben evladım seni kutsuyorum ve Allah seni affetti. Vari. Tabii ne der bilmiyorum. Hani bu tarz bir yorum herhalde. Öyle biliyorum. Efendim ve Allah affetmiş oluyor. Papaz efendi Allah'ın affettiğini nereden biliyor? Sizin mantıksal sıkıntınız olarak nerede oldu Bülent? Şimdi efendim ruhban sınıfı yok bizde. Onun için birilerinin de aslında şu şöyledir böyledir demesine de ihtiyaç yok ama sayın hocamız teşekkür ediyorum sağ olsun. Teveccüh buyurmuş, üstün fikirleriyle açıklamada bulunmuş. Ve sayın hocamız da birinci ağız olduğu halde açıklıyor ama her şeye rağmen yine insanlar o sevgisiz art niyetleriyle program yapıyorlar. İşte magazin programlarında buna yer veriyorlar. Allah aşkınıza yani ben Kabe'de miyim yoksa bir şov esnasında mıyım? Tabii ki göğüs dekoltem olabilir, bu son derece doğal. Ayrıyeten göğüs dekoltem hafif bu etli kısımları dışarıda diye Allah'ı anamayacak mıyım? Tabii ki anacağım. Sizlere bunu yapanlara rağmen, her şeye ve herkese rağmen anacağım. Bana mani olamayacaksınız. Bu bir. Teşekkür ederim anlayışınıza efendim, hassasiyetinize. Bunlar çok hassas konulardır efendim. Haddimi de fazla aşmak istemiyorum ama bu benim hakkım. Ve bu bizim aslında programımızın içerisinde oluştuğu için bu müsaadeyi zat-ı halinizden istirham ettim. Estağfurullah. Çatımızı ailemizi enterese ediyor çünkü efendim. Şimdi oruç açmaya gelince... Demin de dilimin döndüğünce, kelime haznemin el verdiğince ifade etmeye çalıştım. Çalışmak en büyük ibadettir. En önemli ibadet. İbadetlerin hepsi önemlidir de en büyük ibadettir yani. Değil mi efendim? Burada tabii hepimiz ki birleşiyoruz. Ben çalışıyorum ve çalışmamı aksatmamak adına efendim geç kalmışım. Yani bunun gösterişle ne alakası olabilir Allah aşkınıza? Ben kendimi bildim bileli. Benim annem mesela sigara meraklısı bir hanımdır.
Sigara, ben sigara içiyorum, şeker hastasıyım, kalbim bilmem ne, o kendine göre bir şey buluyor. Ve oruç tutmuyor. Ama ben kendimi bildim bileli. 3 yaşında mesela yaramazlık yapardım. Veya 4-5 yaşında bilemiyorum. Yaramazlık yapardım. Allah'ın gücüne gitti mi acaba? Annemi çok üzdüm mü? Bir şey oldu. Halbuki üzen bir çocuk falan değilim ama çok hassasım. Annemi çok severdim. Anneciğim üzüldü mü acaba falan diye. Efendim Allah'tan özür dilerim. Ve ezan-ı Muhammedi'yi başından sonuna kadar masanın altına girerdim. O cami hani sanki gibi. Masanın altında ezan-ı Muhammedi'yi başından sonuna kadar okurdum ki Allah'ım beni affetsin, annem de anneciğim de beni affetsin diye. Beni bütün tanıyanlar bilir. Ben neredeyse doğumumdan itibaren Allah, Allah, Allah diyorum. Siz bana mani olamayacaksınız. Hep Allah diyeceğim. Son nefesime kadar. Tabii ki bunlar insanın bütün metabolizmasını, bütün sinir sistemini bozuyor. Ve benim eşim çok pamuk gibi bir insan. Hakikaten çok iyi bir insan, hassas bir çocuk. Ben tabii gergin oluyorum ve aile içi sorunlar da yaşıyorum. Yani çeşitli şekillerde bunlar ucu nerelere gidiyor? İnsanın psikolojisi bozuluyor. Ne münasebet benim psikolojim bozulsun? Ben efendim eşimin psikolojisini bozayım veyahut onu üzeyim, kırayım veyahut dostlarımı. Sizinle bile telefonda konuşurken çok gergin konuşmuştum bir kere. Ne oldu Bülent Hanım dediniz. Ne olmadı ki? Yani insanız. Etten, kemikten, sinirden, kastan, vücudun dörtte üçü, efendim su falan filan. Şimdi tabii ki tabiye dersi vermeyeceğiz de ama... Bu tip şeyler etkiliyor sizi. Çok etkileniyorum. Evet. Her kim olursa olsun artı etkilenir. Muhakkak, tabii kimsenin ki. Beni hem de efendim yanlış olarak bir hatam olmuş olsa malum memnuniye hatamı yüzüme vursunlar. Ben de özür mekanizmamı çalıştırayım. Ben hata ettim diyeyim. Kimse Allah değil çünkü beşer şaşar hata yapabilirim. Ama hiçbir hatam yokken bunu parmağa sarıp da siz o haftaki magazin programınızda efendim orijinal hale getirmek için dam altyazı biraz sonra az sonra uzayda falan da filan. Ayıp bunlar. Bunlar çok ayıp. Sizin kanalınızda olmuş olsaydım, bunu yapsaydım çok cici çocuk. Ne kadar Müslüman diyecektiniz. Şimdi başka bir kanaldayım. Şimdi şeytan oldum. Abi, öyle mi? Zannediyorum siz söylediğiniz, söyleyeceğinizi, alındığınızı çok söylediniz. Çok sinirliyim ve çok alındım. Ama çünkü Ramazan, onlar da benim Ramazan, arkadaşlarım güzel, esasında. Güzel günler, Ramazan i̇şte, günleri. İşte birbirimizi sevelim. Evet. Sevelim. Sevgiyi kaybettik. Neden biz birbirimizi sevmiyoruz ya? Ne oldu bize? Biz sevemiyoruz birbirimizi. Devamlı bir açığımız çıksa da ben de o açığın üzerine gitsem de mesela Orhan'ın ayağının altına muz kabuğu koysam da Orhan'ı orada küçük düşürsem. Bu ayıp ve günah. En azından bu mübarek günlerde birazcık riayet edersek çok daha iyi olur. Bakın o kadar pirpirikliyim ki bağışlayın. İzmir'deydim. İzmir'den Antalya'ya geçtim işte baş danışmanım Arzu Hanım'ın doğum günüydü kutlayamamıştım. Onun hediyesini götürdüm. Oradan hemen İstanbul'a geldim. Ve nereye hangisini açacağımı tabii pirpirikliyim ya sardım kafama. İzmir'de niyetlendim ama sonra Antalya ve İzmir'e geldim. İstanbul'a geldim sonra. İstanbul'a geldim özür dilerim. İzmir'de bir ahbabım var Halim Bey diye. Halim'i aradım. İzmir ne oldu? Biz patladı açtık. Oo açtık diyor. Antalya Arzu ne oldu Arzu? Burada da çoktan patladı Bülent Hanım. Neyse tamam. İstanbul'da da oldu. Ben onun üzerine bir 15 dakika daha koydum ki bir yerlerden bir şeyler kaldıysa en son artık açayım diye. Ben köpeği de bağlasanız aç oturur. Oruç tutmak yalnız aç kalmak demek değil ki. Her bakımdan vücut olarak da efendim bünyevi olarak da
lisan itibariyle de sesinizi yükseltmeden, küfür etmeden, hakaret etmeden, gönül kırmadan ve tabii ki belirli saat dilimlerinde Allahü Teala'nın emrettiği gibi aç kalarak vesaire vesaire, oruç böyle olmalı diyebiliyorum. O saatlerden sonra açtım. Yani bu benim, bunları sorarken kime gösteriş yapıyordum Allah aşkınıza? Anneciğiniz çok kıymetlidir sizin için, soruyorum. Varsa bir şeyi bütün 70 milyonun ve burada bulunan muhterem dinleyicilerin ve ekranları başında bizleri izlediğine inandığım muhterem izleyicilerimizin huzurunda beni tenvir eder misiniz? Ben oldum olası pirpirikli. Evet. Ve oldum olası hata yapmamak için uğraşan birisiyim. Ve böyle isnatları kabul etmiyorum. Allah'a havale ediyorum. Allah onları ıslah etsin inşallah efendim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bazı yarışmacılarımız da oruç tutuyorlar bugün. Ben biliyorum ki daha fazla da bekletmeyelim. İsterseniz ilk müzik yolculuğumuzla başlayalım. Bakalım kim varmış? Ayşe Egesoy anonsu yapacak. Osman Tan ilk yarışmacımız 109 numarayla yarışıyor.